Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde 9. ders anlatım föy içerisinde periyodik tabloya başlayacağız sizinle birlikte. İlk önce Mendeleyev'in oluşturduğu periyodik tablodan, ardından Moseley'in oluşturduğu periyodik tabloyu göreceğiz. Buradaki periyot ve grup kavramlarını göreceğiz ve elementlerin katman elektron dizilimlerini nasıl yaptığını görüp periyodik tabloda yer bulmayı öğreneceğiz. Ve bu başlıklarla ilgili örnekler çözerek de konuyu pekiştireceğiz. Şimdi ilk olarak arkadaşlar periyodik sistem. Şimdi periyodik sistem dediğimiz arkadaşlar, biz bugün şu periyodik sistemi kullanıyoruz. Bakın burada göstereyim. Biz bu periyodik, dünyaca bu periyodik sistem kullanılıyor. Ama bu periyodik sisteme ulaşana kadar bunun bir tarihçesi var. Yani bu tarihçesi derken işte pek çok bilim adamı geliyor geçiyor ve bir kendilerince yaşadıkları dönemde bir periyodik sistem oluşturuyorlar. Şimdi o dönemlerde arkadaşlar Mendeleyev diye Rus bir kimyacı var arkadaşlar. Bu Mendeleyev bir periyodik tablo oluşturuyor. Mendeleyev'in oluşturduğu periyodik tablo da bu. Yani bir dikdörtgen, bir periyodik tablo oluşturduğunu düşünün. Şöyle bir periyodik tablo oluşturuyor. Arkadaşlar Mendeleyev oluşturduğu periyodik tabloya kaç tane element yerleştiriyor? O güne kadar keşfedilmiş 63 element olması lazım. 60-63. 60-63 arasındaki elementi bu oluşturduğu periyodik tabloya yerleştiriyor. Ama yerleştirirken nelerine göre yerleştiriyor? Bu çok önemli. Atom kütleleriyle birlikte fiziksel ve kimyasal özellikler arasındaki ilişki kurarak bir periyodik tablo hazırlıyor. Bakın Mendeleyev arkadaşlar dikkat, o güne kadar bilinen elementler toplam kaç taneydi? Ya 60 ya 63, o aradaydı. Atom ağırlıklarına göre elementleri diziyor ama dizerken neleri de dikkate alıyor? Fiziksel ve kimyasal özelliklerini de dikkate alarak bir periyodik tablo oluşturuyor arkadaşlar, tamam. Şimdi bu oluşturduğu periyodik tabloyu gruplandırırken nelerine göre dizdi o zaman? Artan atom kütlelerine göre. Bakın dikkat edin, artan atom kütlelerine göre bir periyodik tablo oluşturuyor. Şimdi periyodik tabloda Mendeleyev satırlara periyot kavramını, sütunlara ise ne kavramını getiriyor? Grup kavramına. Dolayısıyla periyodik, Mendeleyev'in oluşturduğu periyodik tablodan günümüze gelen arkadaşlar periyot ve grup kavramı, hala biz bu kavramları kullanıyoruz. Ve burada şuna dikkat ediyor. Aynı gruptaki elementlerin kimyasal özelliklerinin benzer olmasına. O zaman diyor ki benzer özellik gösteren elementler dikey sütunlara, yani nerelere yerleştirmiştir arkadaşlar? Gruplara yerleştirmiştir. Şimdi arkadaşlar bakın Mendeleyev'in oluşturduğu periyodik tablo bu. Şunlar sütun. Bu sütundakiler, yani gruptakiler aynı benzer kimyasal özelliğe sahip. Şuralar ise arkadaşlar satırlar. Satırlara da periyot diyor. Şimdi buradaki elementleri nelerine göre diziyor arkadaşlar Mendeleyev bu periyodik tabloya 60 elementi? Artan atom kütlelerine göre diziyor. Tamam. Hatası nerede? Bugün bizim kullandığımız Moseley'in oluşturduğu periyodik tablo artan atom numaralarına göre dizilmiştir. Mendeleyev artan atom kütlelerine göre dizdiği için hata yapmıştır. Mendeleyev periyot ve grup kavramını bize kazandırmıştır. Bu çok güzel bir çalışmadır. Aynı grupta olan elementlerin kimyasal özelliklerine benzer demiştir. Biz hala bunu kabul ediyoruz. Modern kimyada aynı grupta olan elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir. Bir de Mendeleyev'in en önemli özelliği ve en güzel bu çalışması diyeyim. Bazı yerlerde bakın şurada görüyor musunuz? Mesela burada isim yazmamış, yüz yazmış. Bakın nerede var mesela bir tane daha. Gördünüz mü? Burada sadece rakam var. Sadece rakam var. Sadece rakam var. Şimdi bazı yerleri boş bırakıyor. Diyor ki şu anda biz bu elementi elimizde yok. Ama buradaki elementi siz bulun, bizden sonraki nesiller bulacak ve şu şu özelliklerde olacak diyor. Özelliklerini söylüyor. Bu da Mendeleyev'in yaptığı çok önemli buluşlardan bir tanesidir. Yani o güne kadar keşfedilmemiş elementler hakkında bilgi veriyor. Boşluk bırakıyor. Bu da ondan sonra gelen bilim adamlarına ışık tutuyor. Bu çok güzel bir çalışmadır arkadaşlar, tamam. Peki biz Mendeleyev'in bu periyodik tablosunu bugün kullanıyor muyuz? Hayır. Bazı şeylerini aldık ama kullanmıyoruz. Bizim kullandığımız bu periyodik tablo kim tarafından oluşturuldu arkadaşlar? İşte Moseley tarafından oluşturuldu. Şimdi bizim kullandığımız periyodik tablo modern periyodik tablo. Bu modern periyodik tablo oluşturulurken elementler
Mendeleyev gibi artan atom kütlelerine göre değil de artan atom numaralarına göre diziliyor arkadaşlar. Tamam, aradaki fark atom numaralarına göre. O zaman bizim kullandığımız bu periyodik tablo artan atom numaralarına göre kim tarafından oluşturuldu? Moseley tarafından oluşturdu. Sütunlara yine ne denildi arkadaşlar? Grup, birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup, dördüncü grup diye. Satırlara ne denildi arkadaşlar? Periyot, grup ve periyot kavramları devam etti. Bu periyodik tabloda kaç tane grup var? Bakın sütunları sayarsanız, ben şöyle şurayı sileyim. 18 tane sütun var. 18 tane sütunun sevgili arkadaşlar 8 tanesi A grubu, 8 tanesi ise ne grubudur? B grubu. Şimdi şurası 1A grubu, şurası 2A grubu. 3A, bakın buraya yazıyorum. 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A grubu. 8 tane A grubu var. Arada kalan şunlar ise B grubu. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 3 tane 8B sütunu var. 8B, 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 1B, 2B. Tamam, bunlar. Hocam alttakiler ne? Alttakiler de üstü olana lantanit. Lantanitlerin asıl yeri 3B'dir. Altta olanlar aktinit. Aktinitlerin de asıl yeri 3B grubudur. Satırlar. Burası birinci periyot. Burası ne diyeceksiniz arkadaşlar? İkinci periyot. Üçüncü periyot. Dördüncü periyot. Toplam kaç tane periyodumuz var arkadaşlar? 7 tane periyottan oluşuyor. Mendeleyev'in oluşturduğu bu periyodik tabloda. Tamam mı arkadaşlar? Bir buna dikkat ediyorsunuz. Peki bu periyodik tabloyu oluştururken elementleri diziyor ya. Hidrojen, sodyum, lityum, işte hidrojen, helyum, lityum, sodyum. Hatta siz bunları 6. sınıftan itibaren ilk 3 periyodu size ezberletiyorlar arkadaşlar. Doğru mu? Şimdi biz bu ilk 3 periyodu atom numarası 20'ye kadar olanı 9. sınıfta yine öğreneceğiz, devam edeceğiz. Ama 11'e geldiğinizde artık bütün periyodik tabloyu öğreneceksiniz. Peki. Bu elementleri buraya dizerken soldan sağa numara veriyor. Şöyle yapıyor. Diyor ki burası 1, burası 2, burası 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu numaralar nedir? Bu numaralar elementlerin atom numaralarıdır. O zaman oluşturduğu periyodik tabloyu elementleri artan atom numaralarına göre diziyor. Tabii bunu yaparken elementlerin tek tek atom numaralarını da hesaplıyor. Şimdi nasıl hesapladı hocam? Şundan hesapladı. Bir önceki föydü herhalde, orada anlatmıştık. Her elementin çizgi spektrumunu buluyor. Çizgi spektrumlarına göre elementlerin protonlarını belirliyor. Bakın bunu yapan Moseley. Belirliyor. Belirlediği protona göre ve aynı grupta olanların benzer kimyasal özellik göstermesine göre de dikkate alarak arkadaşlar bu periyodik tabloyu oluşturuyor. Ve dikkat, hani her elementin çizgi spektrumundan yola çıkarak elementlerin protonlarını belirlemişti ya. Ve aynı grupta olan elementlerin kimyasal özelliklerinin benzer olmasına da dikkat etmişti. Moseley diyor ki sonra periyodik yasa için elementlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri atom numarasının periyodik fonksiyonudur. Bu cümleyi kullanıyor ve diyor ki benim oluşturduğum bu periyodik tabloyu ben artan atom numaralarına göre dizeceğim diyor. Moseley tarafından oluşturuyor. Ama bir şey daha söyleyeceğim. Diyeceksiniz ki hocam bunun hepsini Moseley mi yapıyor? Hayır tabii ki. Şimdi şurada 8A grubu var ya, 8A grubunu Ramsey buluyor. Ramsey. Şuradaki lantanit ve aktinitler var ya, onu Seaborg buluyor. Geri kalanları Moseley oluşturuyor. O zaman 8A'yı Ramsey, lantanit ve aktinitleri Seaborg, geri kalanları da kim buluyor diyeceksiniz arkadaşlar? Moseley. Ama ilk çalışmayı yapan ve elementlerin atom numaralarını bulan, artan atom numaralarına göre dizen, aynı grupta olanların kimyasal özelliklerine benzer olsun diyen Moseley. İlk çalışmayı vuran o. Hakkını da yemek lazım, yememek lazım. Şimdi Moseley periyot ve grup kavramlarını geliştirmişti ya arkadaşlar. Şimdi periyot. Periyodik sistemde yatay sıralara biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Periyot. Kaç tane periyodumuz vardı bizim? 7 tane periyot. Şimdi bir şeye dikkat edin. Ben şurada minicik bir periyodik sistem çizeceğim size. Bakın şöyle. Hemen buna da elinizle alıştırın, biliyor musunuz? Daha rahat edersiniz. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bilmek lazım. Ezberleyin. Şimdi bakın birinci periyot şurası. Kaç element var? 1,
İki. Sadece iki element var. İkinci periyotta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 element var. Üçüncü periyodu sayıyorum arkadaşlar. Yine 8 element var. Ama dördüncü periyottaki bu kutuların hepsini sayarsanız 18. Gördünüz mü? O zaman birinci periyotta sadece 2 element var. Üçüncü periyotta sadece 8 element. İkinci periyotta sadece 8 element. 4 ve 5'te 15. 18 pardon. 6. ve 7. periyotlarda toplam 32 element var. Tamam? Ve dikkat edin. Birinci periyottaki bu iki elementten biri hidrojendir, diğeri helyumdur. Hidrojen ametaldir, helyum soy gazdır. Birinci periyot hariç geri kalan bütün periyotlar bir metalle başlar, bir soy gazla sonlanır. Ama birinci periyot sadece hidrojenle başlar, ametalle başlar, helyumla biter arkadaşlar. Tamam, özellikle dikkat ediyorsunuz. Ha, bir de altta olan lantanit ve aktinitler vardı ya. Şimdi lantanitler için şunu söyleyebilirim. Lantanitler 3B grubundaydı. Aktinitler de kaç B grubundaydı arkadaşlar? 3B. Peki periyot olarak aynı periyotta mı? Hayır. Lantanitler 6. periyot 3B'de. Aktinitler 7. periyot 3B'de. Bunun ezberini yapacaksınız. Peki bu iki grubu elementleri bunun içerisinde çok element var. Hemen hemen 14, 14, 28, 30 tane element var. Lantanitlerde 14 olduğunu düşünün. Aktinitlerde de 14 olduğunu düşünün. Toplam 18 element. Bunları kim buldu arkadaşlar? Seborg buldu. Moseley değil. Tamam, dikkat. Peki bir de periyodik tabloda sütunlar var. Sütunlara ise ne diyeceğiz biz arkadaşlar? Grup diyeceğiz. Sütun dediğimiz grup, tamam. Peki Moseley periyodik tabloyu oluştururken aynı grupta olanların fiziksel ve kimyasal özelliklerine ne diyecek arkadaşlar? Benzer ifadesini kullanacak, tamam. Şimdi bizim periyodik tablomuz, ben şöyle çizebilir miyim tekrardan? Bakın elim ne kadar alışmış. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 1, 2. Elinizi alıştırın böyle. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Böyle 18 sütun çizdim. Şimdi şurası 1A, burası 2A, sonra 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. 3 tanesi 8B'ydi. Bakın böyle. 1B, 2B. Şurası 3A ile başlıyordu, 8A ile. Böyle elinizi alıştırın bu periyodik tabloya çizmeyi. Şimdi ben bunu neden yazdım buraya? Şimdi biz hani burada 1A, 2A, 3A diyoruz ya. Doğru, Türkiye'de biz derslerimizde işte laboratuvarlarda veya kimya üzerine çalışanlar 1A, 2A, 3A diyor. Ama uluslararası sistemde 1A denmiyor. Alkali metal denmiyor. Ne deniyor? Buradaki bir bilim adamıyla Almanya'daki bir bilim adamı 1A hakkında konuşurken diyor ki birinci grup. 2A hakkında konuşurken ne diyor? İkinci grup. O zaman UPA'a göre gruplar 1'den 18'e numara verilir. Birinci grup 1A'dır. İkinci grup 2A'dır. Üçüncü grup 3B'dir. Dördüncü grup, beşinci grup, altıncı grup, yedinci grup. Bakın 8B üst sütun. Sekizinci grup, dokuzuncu grup, onuncu grup. 11, 12, 13. grup 3A, 18. grup 8A. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi şu B grubu elementleri var ya. B grubu elementlerine biz geçiş metal ederiz. Geçiş metalleri arkadaşlar yan gruptur. O zaman şöyle ifade edeyim. B grubunda yer alan elementlere nasıl metaller diyeceksiniz? Geçiş. A grubu elementlerine ise baş grup elementi diyeceksiniz. B grubu elementleri, burası birinci periyot, burası ikinci periyot, üçüncü periyot. B grubu elementleri dördüncü periyottan başlar arkadaşlar. Tamam. Şimdi bunlar bilgiler. Şimdi hemen bir örnekle başlayalım. Periyodik tablo ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yatay sıralar periyot, düşüğü sütunlar gruptur. Doğru. Moseley elementleri artan atom numaralarına göre dizmiştir. Doğru. Aynı grupta olan elementlerin kimyasal özellikleri neydi? Benzer. İlk 3 periyotta eşit sayıda, hayır az önce dedim ya. Birinci periyotta sadece 2 element var. İkinci ve üçüncü periyotta 8 element var. Dolayısıyla yanlış. UPA'a göre numaralara, gruplara 1'den 18'e numara verilir. Doğru cevabımız D olacaktır. Örnek 2. Günümüzde kullanılan modern periyodik sistemle ilgili hangileri doğrudur? Modern periyodik sistem dediğimiz bizim Moseley'in oluşturduğu periyodik sistem.
Nelere göre dizilmişti? Artan atom numaralarına göre. Artan atom kütlesi arkadaşlar Mendeleyev'de vardı. Benzer kimyasal özellik gösterenler aynı grupta yer alacaklardı. B grubu elementleri baş grup değil, B grubu elementleri yan gruptu. Ona geçiş metali. A grubu elementlerine de baş grup diyorduk. Geçiş metali değildir. Doğruyu sorduğuna göre cevabımız B şıkkı olacaktır. Şimdi bir de sizinle birlikte elementlerin katman elektron dizilimini yapalım arkadaşlar. Bohr atom modelinde çekirdek vardı. Çekirdeğin etrafında katmanlar vardı. Bu biri katmanlara bakın şöyle de gösterebilirim ben. Şu çekirdek şöyle katmanlar var. Bunların ismi yörünge. Yörüngelere 1, 2, 3, 4, 5 diye rakam verebileceğiniz gibi K harfiyle başlıyorsunuz. K, L, M, N diye harflerle verebiliriz. Mesela K denildiğinde birinci yörünge, L denildiğinde ikinci yörünge diyorsunuz. Şimdi sevgili arkadaşlar, birinci yörünge maksimum 2 elektron alır, ezberliyorsunuz. İkinci yörünge maksimum 8 elektron alır, ezberliyorsunuz. Üçüncü yörünge 18 elektron, dördüncü yörünge 32 elektron. Hocam 5, boş verin 5'i, 5'e gerek yok şu anda. Şimdi katman elektron dizilimini yaparken burada her bir yörüngede kaç elektron olduğunu nereden anlayacaksınız? 2n kare formülünden. Bakın beraber yapalım. Şimdi n eşittir 1. Birinci katmanda kaç elektron olacak? 1'in karesi çarpı 2'den 2 elektron. N eşittir 2. 2'nin karesi 4. 2 ile çarptım 8 elektron. Şu formülü uyguluyorum. N eşittir 3. Üçüncü katmanda maksimum kaç elektron olur? 3'ün karesi 9. 2 ile çarptım 18 elektron. N eşittir 4. 4'ün karesi çarpı 2 32 elektron. Yani her bir katmanda kaç elektron olduğunu 2n kare formülüyle buluyoruz. Tamam? Peki bu formüle göre işte birinci katmanda 2, ikinci katmanda 8, bakın burada da göstermiş. Üçüncü katmanda 18, dördüncü katmanda 32 veya yörünge veya periyot deyin veya KLMN olarak da ifade edebilirsiniz. Dolayısıyla bu şekilde gösterebilirsiniz. Peki biz bu dizilimleri nasıl yapacağız? Bakın dizilimleri yaparken birinci yörüngeyle başlayacaksınız. Enerjisi en düşük olan ilk önce birinci yörüngeyi dolduracaksınız. Birinci yörünge dolduktan sonra ikinci yörüngeye geçeceksiniz. İkinci yörünge dolduktan sonra 3'e geçeceksiniz. Tamam mı? Şimdi burada şöyle yapıyorsunuz. Bir atomun en dış katmanında en fazla kaç elektron olabilir? 8. Olur ki elinizde 9 kaldı. Ne yapacaksınız? Son katmana 8'den fazla elektron kalıyorsa elektronların mesela 9 kaldı, 10 kaldı, 10, 11 kaldı. Elektronların arkadaşlar şey yapacaksınız böyle bir veya ikisi en dış katmana aktarılacak. Artanları iç katmana aktaracaksınız. Şimdi ne demek istiyorum ben buradan? Bakın hemen örnekle. Hatta bir şuradaki örnekler güzel. Buradan devam edelim. Kaç elektronum var? 1. Sadece bu. Birinci katmanı doldurdum. Başka yok zaten. Kaç elektronum var? 2. Birinci katmanı doldurdum. Başka yok. Tamam. Şimdi burada kaç elektronum var? 3. Birinci katman maksimum 2 elektron alıyordu burası. 3'ün ikisini buraya koydum. Hatta şöyle gösterebilir miyim arkadaşlar? 1. Burası 2. Şimdi 3'ü yazıyorum. İkisini buraya yerleştirdim. 3'ten 2 çıkardım. 1 kaldı. Bu. Tamam. 4'ü yerleştireceğim. 2. Birinci katman hep 2 olacak. 2. Tamam. Peki 5'i yerleştireceğim. 2, 3. 6 nasıl olacak? 2, 4. 7, 2, 5. 8, 2, 6. 9, 2, 7. 10 ne olacak? 2, 8. Şimdi birinci katman maksimum 2 oluyor. İkinci katman maksimum kaç alacak arkadaşlar? 8. Şimdi 11'i yerleştiriyorum. Birinci katmana kaç koyacaktım? 2. İkinci katman maksimum kaç olacaktı? 8. Kaç yaptı toplayın? 10. Geriye kaç kaldı? 1. Üçüncü katmanda 1. Şimdi 12'yi yerleştirelim. 2, 8, 10 yaptı. 2, 12. 13, 2, 8, 3. 14'e devam ediyorum. 2, 8, 4. 15, 2, 8, 5. 16, 2, 8, 6. 17, 2, 8, 7. 18, 2, 8, 8. Şimdi dikkat, 19'a geldim.
En son katman maksimum kaç alabilirdi? 8. Bak burası 8 oldu. Şimdi 2, 8. Bakın 19'u yazıyorum şimdi, dikkat edin. 2, 8 kaç yaptı? 10. Geriye kaç kaldı? 9. Ama burası 9 olmaz. Kesinlikle son katmanı 9 yapmıyorsunuz. 8'ini içeride bırakıyorsunuz. 1 diye diğer tarafa atıyorsunuz. Mesela 20, 2, 8, 10. Buraya 10 yazamazsınız. 8, 2. Parçalıyorsunuz o 10'u. O 10'u da parçalarken 8, 2, 8, 1 şeklinde parçalıyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Peki periyodik tabloda periyot ve grup bulma kavramlarına bakalım. Bakın lidyum 3 açılmış burada. 2, 1. Yani şöyle gösterebilirsiniz. 2, 1. Ben böyle gösteriyorum. Kaç tane katman var? 1, 2. İkinci periyot. Tamam mı? Peki grubunu belirleyelim. Son katmanında bir elektron olduğuna göre ne grubu diyeceksiniz? 1A. Yani o zaman ben şöyle diyebilir miyim arkadaşlar? Katman sayısı periyot numarasını verir. Son katmandaki elektron sayısı bana neyi verecektir arkadaşlar? Değerlik elektron sayısını verir. Değerlik elektron sayısı. Değerlik elektron sayısı da neye eşittir? Grup numarasına. Ama burada helyuma dikkat edin. Helyumun değerlik elektron sayısı grup numarası demeyeceksiniz. 2. Çünkü 8A'da sakın A8 demeyin. Bu istisna. Şimdi dolayısıyla bakıyorum. Kaç katmanlı? 1, 2, 3. Bakın 3. periyot. Son katmanında 6 elektron olduğu için ne grubu? 6A grubu. 1, 2, 3, 4. 4. periyot. Son katmanında 2 olduğu için 2A grubunda diyorsunuz. Anlaşıldı mı? Şimdi burada işte benim dediğim yer arkadaşlar. Helyumun elektron dizilimini açarsanız budur. Kaç katmanlı? Bir katmanlı. Birinci periyot. 2 ise ben buraya 2A demeyeceğim. Bu istisna kaç A grubundaydı? 8A grubundaydı. Dolayısıyla helyum az önce söylenen şu kurala uymaz. Tamam, bunu özellikle dikkat ediyorsunuz. Örnek 3'e bakalım. Bir X element atomu için verilen bilgiler aşağıdaki gibi. Periyodik sistemdeki periyodu ve grubu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ben şöyle X yazayım buraya. Kalsiyum. X ile kalsiyum atomu izotonmuş. Kalsiyumun nötronu kaç? 20. Şimdi burası 20, 20, 40. İzotonsa bunun da nötronu 20 olacak. Tamam mı? Peki X ile K'ya bakıyorum. X ile K izobarmış. Şimdi K 19, 38 ya. İzobarsa kütle numaraları aynı olacak. Burası da 38. O zaman X'in nötronu 20. Kütle numarası 38. Proton sayısı kaç yapar farkını alırsam? 18. Element denildiğine göre nötr 18 elektronu var. Elektron dizilimini açarsak 2, 8, 8. Kaç katman var? 1, 2, 3. O zaman 3. periyot diyeceksiniz. Son katmanında 8 elektron olduğuna göre 8A grubundadır. Cevap B şıkkı olur. Örnek 4'e bakalım. Periyodik sistemde yerleri verilen elementlerle ilgili hangileri doğrudur? X ikinci periyot 5A. Şöyle yapıyorsunuz. İkinci periyot 5A. Gördünüz mü? Birinci katman, ikinci katman. Peki toplam kaç elektron var? 7. O zaman atom numarası 7'dir. Protonu 7'dir. Peki. Y'yi açıyorum şimdi. Üçüncü periyot 2A. 2, 8, 2. 1, 2, 3. Üçüncü periyot 2A. Toplam kaç elektronu var? 12. Şimdi X'in değerlik elektron sayısı 5. Y'nin değerlik elektron sayısı 2'ye 5, 2. Hangisi daha büyük? X daha büyük. Yanlış. Peki. Bu ikisi izoelektronik mi? X eksi 3 ile Y artı 2. X'in protonu 12, elektronu 10. X'in protonu Y, pardon, Y'nin protonu 12, elektronu 10. X'in protonu 7, elektronu 10. Aynı elektrona sahip, protonları farklı olduğu için izoelektroniktir. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Şimdi bir de etkinliğimiz var. Bu etkinliğe bakalım sizinle birlikte sevgili arkadaşlar. Şimdi burada periyodik elementleri periyodik cetvele yerleştirme yapacakmışız. Ne diyor burada? Aşağıdaki elementlerin katman elektron dizilimini yaptıktan sonra periyot ve grubunu belirleyiniz. Tamam. Ve yerleştiriniz. Olur. Hadi bakalım. Şimdi bir katman elektron dizilimini yapalım. Bu. Bir katmanlı birinci periyot. Kaç A grubundaydı? 1A grubu. Geri geliyorum. Şurası birinci periyot 1A. Hidrojen burada. Devam ediyorum. Berilyum
2-2. 4 elektron var. İkinci periyot 2A'da. Yerleştiriyorum. İkinci periyot 2A. Berilyum burada. Tamam. Peki. Devam. Karbon 6. 2-4. İkinci periyot 4A grubunda. Geri geliyorum. Şurası. Şurası ikinci periyot ya. 4A grubu oldu. Tamam arkadaşlar. Devam. Flor 9, 2, 7 diye açılır. İkinci periyot 7A grubunda. Geri geliyorum. Hemen flor burada. Neon 10, 2, 8. İkinci periyot 8A grubunda. Geri geliyorum. Pardon, ileri gittim. Şurada. Değil mi? Evet. Sodyum 11, 2, 8, 1. Üçüncü periyot kaç A grubu olacak? 1A. Hadi yerleştirelim. Üçüncü periyot şurası. 1A denildiğine göre sodyum burada. Değil mi? Devam. Alüminyum 13. 2, 8, 3. Üçüncü periyot 3A grubu. Şunu da yazalım. 2, 8, 5. Üçüncü periyot 5A grubu. O zaman üçüncü periyot 3A'ya alüminyum. Üçüncü periyot 5A'ya fosforu yerleştirdim. Yerleştirme yapıyorum. Klor 17, 2, 8, 7. Üçüncü periyot 7A'da. Evet. Klor da şurada. Şimdi potasyum 19 nasıl açılıyordu? 2, 8, 8, 1. Dördüncü periyot 1A grubunda. O zaman şurası dördüncü periyot olduğuna göre potasyum da buradadır. Anlaşıldı mı? Peki örnek 5'e bakalım. Katman elektron dizilimi şeklinde olan X atomu ile ilgili 2-7. 2-7 ise ben böyle açmıyorum da şöyle açıyorum. Fark etmez. İstediğiniz gibi açabilirsiniz. Birinci periyot, ikinci periyot. O zaman ne diyeceksiniz? İkinci periyot. Son katmanında 7 elektron olduğuna göre 7A'da. 2 artı 7'den 9 elektron. Yani atom numarası 9'dur. 1 doğru. Son katmanında 7 elektron varsa değerlik elektron sayısı 7'dir. 2 yanlış. İkinci periyot 7A'dadır. Doğru. 1 ve 3 ile cevabımız C şıkkı olacaktır. Altıncı örneğe de bakalım. Alüminyum element atomu ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Açalım alüminyum 13'ü. Nasıl açılacak arkadaşlar? 2, 8, 3. Son katmanında 3 elektron mu var? Evet. Kaç katman var? 1, 2, 3. O zaman ne diyorsunuz? Üçüncü periyot. Son katmanında 3 elektron olduğu için 3A grubunda. İkinci periyot dediğimiz şurası. Gördünüz mü? Kaç elektron var? 8 var. Doğru. 1, 2 ve 3 ile cevap E şıkkı olur.